işaret ediyoruz. Ben biraz daha şöyle bir 30 saniyemiz var. Bugün şehirlerin dışına inşa ettikleri şehir şirket hastaneleri depremlerle enkaz olurken kalanların sıvası dökülmüş, boş koridorlarında ne doktor randevusu bulunabiliyor, ne eczanelerde ilaç, ne de aşı. 20 yılın sonunda bize kalan büyük bir yıkım. AKP'nin mimarı olduğu sağlıkta dönüşüm programı sonrası, küçülen sağlık ekibiyle sahadan poliklinik odalarına çekilen, nüfus ve bölge tabanlı yerine liste tabanlı örgütlenen birinci basamak sağlık hizmetleri, önce pandeminin, sonra depremin yükü altında tamamen çöktü. Depremin ardından çok sayıda kamu hastanesi kullanılamaz hale geldi. Depremzedelere aylarca su ve barınma imkanı sağlanamadı. Bugünün Türkiye'sinde toplum, devletin gözünde bir tehlike olarak görülmektedir. Toplumsal kesimlerin hiçbirinin en ufak bir sözüne alan tanınmıyor. Kolluk teşkilatına bu sesleri susturması için sınırsız imkanlar sağlanıyor. Meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum, siyasi karar mekanizmalarından tamamen dışlanıyor, tasfiyeleri için fırsat kullanıyor. Tüm bu gidişatı değiştirmek ise bizlerin elinde. Hekimlerin örgütlü gücü olan bizler, mesleğimizin ve meslek örgütümüzün tarihsel birikimine güveniyoruz. Nasıl emek bizim söz bizim sloganıyla meydanlarda, sokaklarda, grevlerde her gün şiddete uğrayan, umudunu yitirmekte olan meslektaşlarımızın sesi olduysak, bugün toplumsal sağlığımız için de göreve hazırız. 14 Mayıs seçimleri 21 yıldır emeğimizi tanımayanlara, sözümüzü duymazdan gelenlere, bizi susturmaya çalışanlara karşı emek bizim, söz bizim deme zamanı. Oyumuzu demokrasiden, barış ve özgürlükten yana kullanma zamanı. Oyumuza sahip çıkma zamanı. Tabii AKP kendi başına var olan bir parti değil elbette. Aslında 70'li yılların sonlarından itibaren, yani yarım yüzyıllık bir hikayeden söz etmek gerekiyor. Merak etmeyin, hani yarım yüzyılı tek tek anlatmayacağım elbette ama bu yarım yüzyıllık hikayede vahşi kapitalizm krizlerinin altından kalkamayınca yeni bir isim vererek kendisine neoliberal diye adlandırdı kendini. Ama ne yeniydi ne de liberaldi bildiğiniz gibi. Ve hatta bu yeni sermayeyi daha da güçlendirecek programını oluştururken pek çok ülkede, ki Türkiye'de bunlara dahil, askeri junta yönetimlerinden destek alarak projelerini gerçekleştirdi. Tabii ki Dünya Bankası gibi, para fonu gibi kaynaklar sermayenin dizginsiz bir biçimde dolaşımını sağlayabilecek küreselleşmeyi, özellikle de çevre kapitalist ülkelere dayatarak aslında bugün içinde bulunduğumuz tablonun asıl müsebbibi oldular. Tabii AKP bunu büyük bir iştahla benimsedi. Ve seçimlerden sadece 16 gün sonra, pardon 13 gün sonra, 16'sında, 16 Kasım 2002'de aslında sağlık sistemini nasıl değiştireceğinin müjdesini verdi hepimize. Nasıl kamu kaynaklarının sermayeye aktarılacağını tek tek bütün basamaklarıyla tanımladı. Bugün içinde yer aldığımız kamusal sağlık hizmetinin ortadan kaldırılmış olması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin koruyucu sağlık hizmetleri özelliğinin tümüyle yok edilmiş olması, şehrin dışına inşa ettikleri o içi boş şehir hastaneleri tam da sözünü verdikleri gibi gerçekleştirildi. Sandık kurullarının oluşumundan YSK'nın atamalarına kadar hükümetin müdahalesi oldu. Ve halk bir noktada biz ne yapabiliriz dedi. Biz de takipçisi olalım.
bir kişinin, bir yurttaşın sandığa attığı oy aynen çıksın ve sonuçlara yansısın istediler. En başta da sivil toplum, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri bir araya geldi Temmuz 2020'de ve seçim güvenliği platformunu oluşturdu. Biz de Türk Tabipleri Birliği olarak o platformda yer alıyoruz. Ben temsilcisiyim. 2021 Aralık ayında da topluma kendimizi deklare ettik. Biz seçim iyidir, yurttaşlarımız seçimi sever ancak sonucuna güvenebilmeli dedik. Ve bunun üzerine 21 örgüt bir araya geldi ve faaliyetlerde bulundu. İstanbul'da bir atölye yaptık, Ankara'da bir sempozyum yaptık. Yerel il örgütleri de oluştu. Ve gözlemci, oy ve ötesi, Türkiye gönüllüleri gibi örgütlerle de birlikte çalışıyoruz. Toplumun müşahit olması için, sandık kurullarında görevli olması için yüreklendiriyoruz. Tüm emekli hekimlerin mesleki saygınlığına uygun yaşamlarını ekonomik ve sosyal açıdan rahatlıkla sürdürebileceği şartlar oluşturulmalıdır. Halk sağlığını önceleyen sağlık sisteminde emeğimiz sömürülmeden ve gelecek kaygısı olmadan bilimsel ve etik ilkeler içinde hekimlik yapmak istiyoruz. Emek ve meslek örgütleri göreve hazırdır. Saygılarımızla arz ederiz.